Öyle tahmin ediyorum ki tırmanışta derin bir gönül bağı olup da demir kazık kuzey duvarını ilk gördüğü anı hatırlamayan dağcı yoktur. Benim de ilk görüşüm 1990 senesinin Şubat ayıydı. Yanlışım yoksa hatta 14 Şubat'tı. Sevgililer gününe denk gelmişti. Yıldız Teknik Üniversitesi Dağcılık Kulübü'nün başlangıç grubundaydım. Yeni başlamıştım dağcılığa. Bizi kış faaliyetine götürüyorlardı. İşte minibüsümüzle Niğde'den Demir Kazık Dağı'na doğru giderken önde oturan eğitmenlerimizden bir tanesi, orası da bakın arkadaşlar işte Demir Kazık Kuzey Duvarı dedi. Tabii hepimiz böyle camın buğusunu sildik, kafamızı dayadık cama. Ya ilk orada gördüm uzakta kapkara bir leke, işte 650 metre, 700 metrelik falan böyle bir kuzey duvarı, efsaneleşmiş bir duvar. Kulübümüzde daha önce çıkışı da yapılmamış bir duvar ki sanırım o dönemde de yazısı çıkışı bile hani çok nadir yapılıyordu. Kaldı ki kış çıkışı henüz gerçekleştirilmemişti. İlk gördüğüm anda tabii korktum ama içimde yüreğimin bir tarafında da böyle ya bir gün acaba o dağın yüzeyinde olur muyum hissiyatını yaşamıştım. Hani çok uzak gelen bir hayaldi. Ama böyle bir kıpırtı hissettiğimi hatırlıyorum. O kış faaliyetinin benim için de şöyle bir önemi vardı. Hala da birlikte tırmandım. Tırmanış partnerim Özgür Tan'la o faaliyet sırasında yakınlaştık. Ama o dönem hani ben de çok fazla böyle sosyal birisi olmadığım için kendi halimde gidip faaliyeti tamamlayıp geri dönmüştüm. O senenin yaz ayında işte kaya tırmanış eğitimlerimiz başladı. Zaten benim de kulübe giriş sebebim kayalara tırmanmaktı. Hani kış dağcılığıyla herhangi bir ilgim yoktu. Özgür Tan'la onun da tırmanışı olan sevgisinden dolayı böyle birlikte Ballı Kayalara gidip gelmeye başladık. O akışın içerisinde partner oluverdik onunla. Aramızda tatlı bir rekabet de vardı işte. Hangi rotayı kim daha önce çıkacak, işte sen çıktın ben çıktım gibi böyle. Neyse bu git gellerle bir gün nasıl olduğunu açıkçası ben de çok hatırlamıyorum. Özgür'le ya bir gün Demir Kazık Kuzey Duvarı'nı tırmanabilir miyiz diye konuşmaya başladık. Ama tabii bunu sesli olarak kulüpte arkadaşlarımıza, eğitmenlerimize bilhassa dile getiremedik. Çünkü çok uzak bir hayaldi. Hani eğitmenlerimiz de daha denemiyorlardı bile. Sonra biz Özgür'le bu hayali kafamızda böyle olgunlaştırmaya başladık. İşte sürekli antrenman yapıyorduk. Henüz bir duvar tırmanmamıştık. İşte 98 senesiydi sanırım. İlk duvarımıza girmeye karar verdik. Hatta o dönem bizim için de şöyle önemliydi. Ballı Kayalara gidip geldiğimiz için haliyle işte Doğan Palut, Emre Altoparlak, Batır Kürüz gibi böyle efsaneleşmiş isimlerini duyduğumuz tırmancılarla da yakınlaşma fırsatı bulduk. 98'de çok iyi hatırlıyorum. Batır'la Doğan'ın kış çıkışını yaptığı haberi biz Ballı Kayalarda bir hafta sonu tırmanırken gelmişti. İnanılmaz sevinmiştik. İstanbul'dan bizim tanıdığımız abilerimiz, işte arkadaşlarımız çıktı diye. Bilenler bilir hani İstanbul'la Ankaralı dağcılar arasında bilhassa kış çıkışının yapılması açısından bir rekabet vardı ve o dönemki medyada bunu biraz pompalıyor. İşte şu ekip bu kadar yükseldi, bu ekip bu kadar yükseldi falan gibi böyle haberlerle konuyu taze tutuyorlardı. Neyse biz Özgür'le işte ilk duvarımıza gittik. Lahit Kaya'ya gittik. Orada patladık. S20 rotasına çıkmak istedik. O büyük bir hayal kırıklığı oldu. Hatta ben o hayal kırıklığıyla Doğan'ı aradığımı hatırlıyorum. Doğan Palut'u işte neredeyse ağlamaklı konuşuyordum. Doğan Palut da bak tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyorsun. İşte bu olabilecek bir şey falan diye böyle teskin etmişti beni. Tabii o dönemlerde hani biliyorsunuzdur. Indoor tırmanacak salonlar, kendinizi geliştirecek tırmanış salonları yoktu. Dolayısıyla çoğumuz işte örme duvarlar bulup oralarda antrenman yapıyorduk. Ben de Burhan Felek Spor Tesisi'nin örme duvarında işte soldan sağa, sağdan sola böyle traversler atarak kendimi geliştirmeye çalışıyordum hafta içi. Çünkü o dönem okuyordum Yıldız Teknik Üniversitesi'nin matematik mühendisliğinde okuyordum. Yani 10 senede bitirdim zaten dağcılıktan dolayı. Onun dışında Anadolu Hisarı'na çok giderdik. Oranın güzel bir yüzeyi vardı. İşte o burçlara falan tırmanırdık. Bununla birlikte tabii teknik anlamda da kendimizi geliştirebilmek için ben o örme duvarda ipimi, takoz setimi, işte frentleri falan getirip solo antrenmanlar yapmaya başladım. Yani işte giriyordum duvara, tıpkı bir solo tırmanış gibi sabitliyordum. Hiç yere inmeden 1 saat boyunca giderdim, gelirdim, askı istasyonları alırdım falan. O şekilde teknik anlamda da kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Özgür de bana katılırdı. İşte biz ondan sonra Sivri Dağ'a gittik. İşte Sivri Dağ'ın doğu yüzünde tırmandık. İlk böyle başarılı duvarımız oldu Özgür'le. Artık sanırım 99 senesi falandı.
2000'lere doğru yaklaşırken gene böyle antrenmanlarımıza devam ediyoruz ama demir kazık kuzey duvarı tabii çok ulaşılmaz bir şey. Kendimizi bir türlü hazır hissedemiyoruz. Spor tırmanış anlamında kendimizi geliştiriyoruz işte geleneksel tırmanışlar falan. O dönem biz iki kişi yoğun tırmanırken Özgür'ün bir arkadaşı da katıldı bize. Hidayet Can Türk diye. Biz çok güzel bir üçlü olduk. Çok güzel şamata yapardık, tırmanırdık. Her hafta sonumuz kayaların dibinde geçerdi. İşte trenle giderdik, inerdik, yürürdük sırtımızda çanta. Bütün hafta tırmanırdık, sonra geri dönerdik falan. Bayağı bir yorucuydu ama hep iple çekerdik böyle o hafta sonu tırmanışlarını. 2000 yılına doğru şöyle oldu. Demir Kazık Kuzey Duvarı'nı bir türlü çıkma kararını alamadık. Ki bizim için çok büyük bir hayal olmasına rağmen yani kumlara adını yazardık, yılbaşına birlikte kutladığımızda Özgür'le ayağımıza tırmanış ayakkabısı girip karşılıklı göbek atardık falan böyle işte bu duvarı çıkacağız diye. Fakat işte Özgür okulu bitirdi. Ondan sonra askere gitti. Hakkari Çukurca'da yapmaya başladı askerliğini. Ben de Hidayet'le tırmanmaya başladım falan. Bu hayalimiz böyle kendiliğinden sönümlendi. O dönem ben sevgili Yankı Tansu'yla işte Demir Kazık Doğu Duvarı'nı denemeye kalktım. Bir Eylül ayında hava patladığı için inmek durumunda kaldık. Kuzey'i hep erteliyordum Özgür'le bir gün çıkarız diye. Sonra şöyle bir şey oldu. Biraz acı bir hikaye aslında bu. Hidayet'le biz böyle tırmanırdık falan. O dönem biraz böyle aksatmaya başladı Hidayet'le tırmanmayı. Ben daha yalnız takılmaya başladım. Aksatmasının sebebi de bir kız arkadaşının olmasıydı. Gene böyle ben bir gün tek başıma Ballıkayalar'a gittim tırmanmak için. Akşam döndüm. Hidayet'ten bir mail geldi. Hidayet'ten gelen mailde Hidayet'in bir trafik kazasında vefat ettiği haberi yazıyordu. Ben inanmadım. Benle dalga geçiyor zannettim. Hatta cevap vermedim. Böyle bir 5-6 dakika sonra içime kurt düşünce cevap yazdım. Böyle şaka mı olur falan diye. Sonrasında da evini aradım. Telefon açılır açılmaz maalesef olayın gerçek olduğu anlaşıldı. Çünkü arkada işte Kur'an okunuyordu. Abisi maalesef bir kaza geçirdiğini ve Hidayet'i kaybettiğimizi söyledi. Kız arkadaşıyla birlikte. Tabii yıkıldım. Hiç konduramıyorsunuz böyle bir haberi. Özgür askerden bana telefon etti ertesi gün. Hüngür hüngür ağlıyordu tabii. Yani işte içini döküyordu. Ondan sonra o konuşma sırasında Özgür Hidayet için Demir Kazık Kuzey'e çıkmalıyız dedi. Çünkü Hidayet de bu hayalin aslında bir parçasıydı. Bizle birlikte o süreci yaşıyordu. Ne kadar yavaş tırmandığımızı görmüştü bir kere. Hatta Ballıkayalar'da aşağıdan o bu süratle siz 3 ayda duvarı bitirirsiniz falan gibi böyle şakalar yapardı. Özgür öyle bir şey söyleyince telefonda kendiliğinden bu kararı almış olduk. Ve Özgür antrenmansız olmasına rağmen asker izin aldı. İstanbul'a geldi. Biz her şeyimizi topladık. Yola çıktık. Otobüsle Niğde'ye vardık. Oradan minibüsümüze bindik. Demir Kazık Dağı evine dönen sapağın orada indik. Çantamız sırtımızda. Önce Demir Kazık Dağı evine. Oradan hiç ara vermeden Arpalık'tan yukarı ve dağın yani Demir Kazık kuzeye doğru yaklaşmaya başladık. O kamp yerinin adını hatırlayamıyorum şimdi. Aklıma gelirse aşağı belki yazarız. Gece kamp yaptık. Tabi bu arada şunu da söylemek gerekiyor. Biz gittiğimizde 2000 senesinin Ağustos ayı. Hani o dönem mesela şimdi böyle faaliyete gitsem muhtemelen Instagram'da yani bu yaşımda bile bir sürü story ile bunu paylaşma ihtiyacı hissederim. O zaman sosyal medya diye bir şey yok. Dolayısıyla kafanızda yaşadıklarınızı paylaşmak gibi bir güdü, ihtiyaç ya da böyle bir paylaşımın içinde değilsiniz. Nereye getirmek istiyorum? Hakikaten izolesiniz. Zaten telefonda o dönem çekmiyordu. Biz Demir Kazık Kuzey Duvarı'nın dibine ikinci günde vardık. İlk kez bu kadar yakından gördüm duvarı. Yani uzaktan görmekle ya da fotoğraflarla görmekle hiç alakası yokmuş. Ve duvarın dibinde baktığımızda benim kendi hissiyatım yaşayan canlı bir varlığa bakıyormuşum gibi hissettim. İşte o buzluldan gelen sesler, yukarıdan düşen, kendiliğinden kopup düşen taşların o uğultusu, buza çarpıp diye kayıp size doğru yaklaşması vesaire. Çadırımızı kurduk. Tabii rotayı çalıştık herkesin yaptığı gibi. O gece tabii ki uyuyamadık. Özgür'le biz hiçbir zaman hani sanırım böyle damardan alpinist olamadık. Çünkü yani faaliyetlerden önce acaba yarın ölür müyüz muhabbetini
yaptığımız olmuştur. Bilmiyorum, hani ekstrem dağcıların bunu hiç konuştuğunu düşünmüyorum ben. Ertesi gün uyandık. İşte sabahın köründe duvarın dibine gittik. Buzulu geçtik. Sonra ilk ip boyuna ben girdim. Tek iple tırmanıyorduk. Bunun da sebebini söyleyeyim. O dönem kulüpte evet çift ip tırmanma tekniği anlatılıyordu ama teorik olarak bize bu çok aktarılmıyordu. Biz de bu konuda kendimizi yetkin hissetmediğimiz için bildiğimiz şekilde, yani tek iple leadleyerek gitmeye karar almıştık Özgür'le. Özgür de ikinci yarım bir ip taşıyordu yanında. Her ihtimale karşı bir şey olursa inmek için kullanıyorduk onu. Ağır bir çantayla girdik. İlk ip boyunda yani birkaç sikkinin dışında hep alet atmam gerekti. Onu hatırlıyorum. Bir dihedral, zaten hani bilenler biliyordur. Hani çok fazla zorlandığımı hatırlamıyorum orada. Ama muhtemelen bugün herhalde çok daha fazla sikke vardır diye tahmin ediyorum. Onca zaman geçti aradan. İşte ilk ip boyunu çıktık, ikiyi çıktık, üçü çıktık, dördü çıktık. Dördüncü ip boyunun sonunda normalde soldan giden varyanta ben baktım. Çok ıslak gördüm ve oradan gitmek bana çok sağlıklı bir fikir gibi gelmedi. Sağdan bir varyant olduğunu biliyordum. Sağa doğru baktım. Gözümü açıkçası korkutmadı. O tarafa doğru devam etme kararı aldık Özgür'le. Sonra ben leadlemeye başladım. Bu benim için önemli bir anı. Çünkü o 5. ip boyunda leadlerken kayaçının çok gevrek ve çürük olduğunu fark ettim. Hiç alet atma fırsatı olmadan yükselmeye başladım. Yukarıda böyle bir ışık görüyordum, bir set yapılan bir yer. Hani yaklaşık herhalde bir 20 metre falandı. Hani çok zor olduğunu hatırlamıyorum ama gitgide dikleşmeye başladı ve ben bir yerden sonra hiçbir alet atmamış vaziyette kendim herhalde böyle bir 8-9 metre yukarıda buldum Özgür'den. Devam ettim, ettim. Orada maalesef şöyle bir kötü bir tecrübe yaşadım. Sol elimle uzanırken, sağ elimle herhangi bir, işte bir yeri tutarken bu tutamak birden koptu ve iki elim birden geriye gitmeye başladım. Küfür ettiğimi hatırlıyorum. Ölsem son sözüm herhalde küfür olacaktı. Özgür'ün "aman oğlum" dediğini işittim. Yani bu herhalde şans ya da o anki adrenalinin verdiği bir şey. Elimi atıp çok böyle üç parmağımın gireceği bir şeyi yakalayıp şu pozisyondayken kendimi tekrar geri çekip duvara geri dönebildim. Tabii çok büyük bir korku bu. Çünkü yani tutamasam Özgür'ün yanına düşüp sekip muhtemelen aşağı doğru devam edecektim. Bu şekilde devam ettim. Yukarıda en son bir sikke gördüğümü hatırlıyorum. O sikkeye ulaştım. Sonra yükselip bir sikke de ben çaktım. Zaten bir metre sonra da o ip boyu bitti. Özgür'ü yanıma aldım. O varyanttan devam ettik biz. Demir kazık, işte o meşhur büyük balkonun bayağı bir sağ tarafına çıktık. Zaten bu varyanta göre sola iki ip boyu travers atmamız gerekiyordu. Onu hatırlıyordum. Islak bir kaya zemininde işte Özgür'le birlikte sola doğru travers attık ki artçının o kadar ağır bir yükle geldiğini düşünürsek Özgür orada bence çok iyi bir iş çıkarttı. Yanıma geldi. Ondan sonra işte meşhur kilidi geçti ki çok güzel bir ip boyu bence o. Hani geçerken bütün duvarın boşluğunu görüyorsunuz. Hamleler çok güzel akıyor. Sadece başında bir sikke olduğunu hatırlıyorum. Onun dışında alet attım mı atmadım çok açıkçası hatırlamıyorum. Ama çok solid, sağlam bir kayaydı. Oraya geçtikten sonra işte yukarı devam ettik. Orada neden hala bilmiyorum. Dihedral içinde yükselirken bir taş sağanağı yaşadık. Duvarın üstündeyken hani bir kısmı üstüme falan da vurdu. Onun akabinde devam ettik. Meşhur işte kulvarın içine girdik. İki ip boyu kadar da orada gittik. O kulvarın sonuna geldiğimizde artık hava kararmıştı. Eve katacak bir set bulduk. Bivak torbasını işte içine girdik. Ederli'din böyle hiç nefes almayan çok terleyen bir torbasıydı. O geceyi orada geçirdik. Ya tabii bizim için çok anlamlı bir geceydi. Hem kaybettiğimiz arkadaşımızı andık. Hem inanamadık demir kazık kuzey duvarının üstünde olduğumuza. Zor bir gece olmadı. O kadar çok üşüdüğümüzü hatırlamıyorum. Sabah uyandık. 19. ip boyuna girdim ben. Son ip boyuydu. Zaten o ip boyunu çıkınca sırta vardım. Solumu döndüğümde yukarıda, yani ileride zirveyi gördüm. Daha önce de hiç çıkmamıştım demir kazığa. Zirve defterinin olduğu kutuyu gördüm. Özgür'ü yanıma aldım. Çok heyecanlandık. İpimizi topladık. Sonra zirveye doğru yürümeye başladık. Tam zirveye böyle birkaç adım kala birbirimizin koluna girdik. Aynı anda bastık ayağımızı zirveye. Orada bayağı bir bağırdığımızı hatırlıyorum sevinçten. Bizim için çok
büyük bir yüktü bu üstümüzde ve acı bir anlamı olan tırmanıştı. Oturduk zirve defterinde tırmanışı arkadaşımıza Hidayet Cantürk'e armağan ederek bir not düştük. Sonra işte Özgür zirveden bir taş aldı. Muhtemelen o taş hala Hidayet Cantürk'ün arkadaşımızın mezarında duruyordur üstünde. Döndüğümüzde de kulüpten ilk Ulaş Ersin'i aradım. Bu benim için anlamlıydı. Yani beni kulübe davet eden kişi Ulaş'tı. Onun o canı gönülden çığlığını hatırlıyorum, tebrik ettiğini. Faaliyeti tamamladık. Ben şehre döndüm. Özgür de Çukurca'da askerliğini yapmaya devam etti. Enteresandır. Askerliğimi yapma zamanı geldiğinde ben de Çukurca'da yaptım. Partnerliğin bir cilvesi mi bilemiyorum ama dilerim yolu Demir Kazık Kuzey'e gidip bu macerayı da orada tadan arkadaşlar kazasız belasız bunu tadarlar. Bana da bunu anlatma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi tırmanışlar.